Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un su sorunu ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Aras yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Değerli Bodrumlular merhaba. Bu yıl yaz sezonu boyunca yaşadığımız ve iki barajımızın susuzluktan devre dışı kalması nedeniyle çok daha fazlasını halen yaşamakta olduğumuz su probleminin ana nedeni meteorolojik afetlerden biri olan kuraklık olmakla birlikte bir diğer önemli neden yavaş yavaş gelişerek uzun bir dönemi kapsayan bu kuraklık afetine karşı Türkiye'nin turizmdeki en büyük markalarından biri olan Bodrum için geçmişte hiçbir önlemin alınmamasıdır. Bu ağır ihmal yetmezmiş gibi, Bodrum'un su sorununu 2040 yılına kadar çözdük denilerek, DSI tarafından döşenen hatalı su borularının neden olduğu büyük su kayıpları ve Bodrum'un içme suyunun, termik santrallere vicdansızca tahsis edilmesi de bugün yaşadığımız susuzluğun diğer önemli nedenleridir. Tamamı belediyemizin iradesi dışında olan bu nedenler yüzünden yaşadığımız ağır su sorunu ne yazık ki yetkili kurumlar tarafından sessizce seyredilirken aynı kurumlar videoda izlediğiniz gibi 27 kilometresi karadan 80 kilometresi denizden olmak üzere toplam 107 kilometrelik bir su nakil hattı ve 529 kilometrelik su dağıtım hattı yatırımı yaparak Kıbrıs'ın su sorununu çözebilmektedir ama Bodrum'daki kuraklığın bu şekilde devamı öngörüldüğünde en kısa çözüm olarak öne çıkan denizden şebeke suyu elde edebilmemiz için bize izin vermemektedir. Dolayısıyla buradan devletimizin yetkililerine sesleniyorum. Denizden şebeke suyu elde edebilmemiz için bize yetki vererek sonrasındaki süreçlerde bizi engellemezseniz, finansmanını da temin etmek kaydıyla biz su sorunumuzu çözeriz. Lütfen bizim bu talebimizi ve tepkimizi İsrail tarafından Gazze'ye su verilmemesine karşı yerden göğe kadar haklı olan tepkiniz gibi görün. Çünkü Bodrum yönettiğiniz vatanın bir parçasıdır ve su hayattır. Fantastik bir lüks değil. Açıklaması yaptı.